80 yaşında bir sanatçı düşünün. İtalya'nın kuzeyindeki bir dağ köyünde şövalesinin başına oturmuş. Hz. İsa'nın çilesi konusunu nasıl betimleyeceğini düşünmekle meşgul. Bu betimlemeleri hep gece sahneleri olarak düşünmüş ama bu resimde konuyu bir vaftiz sahnesi olarak değiştirerek düşünmesi istenmiş. Hz. İsa'nın vaftizi sayesinde Bassano kafasındaki tüm bu düşünceleri bir araya getirmiş. Sanırım Bassano, İsa'nın vaftizi kabullenişini, onun ölümü kabullenişinin ilk adımı olarak kavramış. Gün doğumundan hemen önceki o karanlık an. İsa, vaftizcinin kollarının altına doğru yaslanmış. Neredeyse Kalvari'ye doğru giden hacı taşıyan görünümünde resmedilmiş. Ressam, Önce her şeyi sıfırlayarak resmi merkezdeki figürlere odaklamıştır. Sonrasında ise figürlerdeki hareketleri oluşturmuştur. Başlar hareket etmektedir, kollar hareket etmektedir ve bacaklar hareket etmektedir. Ressam resmin bu merkez noktasına öylesine odaklanmıştır ki meleklerde, kırmızı örtüde Tepe'nin arkasından yayılmakta olan güneş ışınlarında kullanılmış olan renklerin güçlü bir etkisi vardır. Diğer taraftan sağ alt köşedeki nehir yatağıyla su bitkileri, sol taraftaki tepe ve arka plandaki dağlar gibi bizim dikkatimizin yoğunlaşması gerekmeyen alanların hepsi bitirilmeden bırakılmış, bitmemiş izlenimi vermektedir. Ve bu gece karanlığı ve koyu arka plan izleyicide bir ön sezi oluşturarak bizleri İsa'nın son anlarını kavramaya hazırlamaktadır. Bassano bu resmi bitiremeden vefat etmiştir. Bu sebeple aslında bu resmi non finito yani bitmemiş olarak tanımlamamız gerekir. Bu terim çeşitli tamamlama seviyelerine kadar geliştirilmiş resimleri tanımlamak için kullanılır. Bu bize sanatçının aklındakileri çalışma şeklini ve sonunda tatmin edici bulduğu noktada resmetmeyi bıraktığını gösterir. Sanırım ressamın yaşı hem ona belli bir özgürlük hem de bu resim üzerinde kendi için çalışma fırsatı sağlamıştır. Resimde hemen hissedilen, resme konu olan kişilerin hayatlarını değiştiren, alışılmışın tamamen dışında bir şeyler meydana geldiği duygusudur. Ve bir açıdan belki resmin izleyicisinin de üzerinde böyle bir etki bırakacaktır.